Saygıdeğer izleyenler, bugün sizlerle istediğiniz gibi yorumlayabileceğiniz bir hayat hikayesi paylaşacağız. Önemli, özel, güzel, dünya tatlısı bir kardeşimi paylaşacağız. İnşallah çoğu insanımıza da İbret olur onun yaşamı. Ünye'nin düne kadar değil de uzun süre Aydıntepe köyüne bağlı olup kendi çabalarıyla ayırarak Ataköy yaptığı ve bir süre de muhtarlığını yaptığı Ataköy'ün sakinlerinden Sıtkı Sencer, evli, biri kız, 3 çocuk babası, 67 yaşında, büyük 57 yaşında, büyük kızı ve oğlu engelli, küçük oğlu yakında inşallah baba olacak, o sağlıklı. Bunu söylemekten kastım, Yüce Allah kullarına yaratır, bir de kader biçer. Der ki, sen bu şartlarda yaşayacaksın, cennetlik olacaksın, şöyle yaşayacaksın, cehennemlik olacaksın der gibi. Bizim kardeşimiz gerçekten çocuk yaştan beri çalışan, muhanete muhtaç olmamak için babasından aldığı mülkünü mülküne mülk katarak büyütmek için mücadele verdi. Sonuçta yakalandığı amansız bir rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Bugün telefon açtım kendisine, dedim ki Sıtkı, aklıma geldin. Köyde misin? Evdeyim, köydeyim abi dedi. Ses tonu hoşuma gitmediği için beni dedim aldırabilir misin? Aldırırım abi dedi. Oğlunu gönderdi, çarşıdan aldırdı. Biz şimdi Sıtkı Sencer'a sesi yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle zayıf çıkmasına rağmen yine de soracağız. Sıtkı nasılsın? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz Ahmet abi. Yüce Allah'ım iyiliğini daim eylesin. Amin. Çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Bu köyde ömrünü verdin. Yetmedi, gurbet ellerde rızık peşine gittin. Çalıştın, çabaladın, işler seni tekrar doğduğun, büyüdüğün yere getirdi. Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Sana soracak soru bulamıyorum ama senin bize söylemek istediğin var mı? Senin bize söylemek istediğin Sıtkı, dilinin döndüğü kadar. Allah şimdi... Bu dünyada ne gördün? Doğrusunu, eğrisini... Sanki farklı farklı sorular geliyor aklıma da, insanlar yanlış anlamasın bizi. Dilinin döndüğü kadar Sıtkı Sencer kimdir? Bir söyle bakayım. Kaç dönüm araziye hükmettin bugüne kadar? Ya arazi işini geç. Geçelim, doğru. Ondan sonra, yani burada ne bileyim ben, insanlara bir şeyler vermeye çabaladım. Bunu da 25 yaşındayken yapmaya başladım. 25 yaşından beri, bugün 57 yaşındasın. Evet. Bu insanlara doğruyu, dürüstlüğü anlatmanın mücadelesini verdin. Evet. İşte de böyle yaptın, eşini de böyle yaptın, çocuklarına da aynısını yaptın. Şimdi ise her şey olmuş, kusura bakmayın, puşt. Aynen. Her şey olmuş. Yani biz kimseye kötülük istemedik. İyiliği olsun istedik ama olmadı, Allah izin vermedi. Ben de Allah-u Teala'nın izniyle boyun büktüm. Mecbur boyun bükeceğim. Çare yok. Ondan sonra işte
Bundan ibaret. Şimdi biz ne kadar ne desek, ne söylesek fayda etmiyor. Fayda etmiyor. Yakalandığın hastalıkla ilgili aynı durumda olan insanlara söyleyebileceğin bir şeyler var mı Sıtkı? Vallahi ben yakalandığım durumla ilgili söyleyebileceğim tek şey, kemoterapi denen o illeti kesinlikle kullanmayın derim. Kemoterapiye girmesinler istiyorsun. Evet. Bu bir, çok önemli. Çünkü insanları ölmeden öldürüyor. Ölmeden öldürüyor. Çok önemli. Çünkü insanlar ölüyor. İnsanlar neden ölüyor? Hocam ne oldu? Ne oldu hocam? İşte kemiküm. Ya bunun kemiküm yok. İyi mi hocam, kötü mü hocam? Benim hastalığımda eğer %50 umut yoksa, dediğin gibi kemoterapiye sokma. Beni niye sokuyorsun öyle? Sen beni %5'le, %10'la hazır olan bir yere nasıl sokuyorsun? Nasıl bana orayı reva görüyorsun? Ama mesele para. Para, para. Başka hiçbir şey değil. İlaç satmak, para satmak. Evet. Bir tane kemoterapi parası 11.000 küsur lira para. Bunu devlet almak istemez mi? İster. Diyeceksin devlet zaten. Tamam. Devlet. Ama devlet bunu almak istediği zaman senden sanki zorayla alamıyor gibi. İşte öyle bir şeyler. Yani devlet içinde de büyük mekanizmalar dönüyor. Devlet de büyük şey, çarklar dönüyor. Sağlık üzerine mi en çok? Efendim? Sade sağlık üzerine mi, her alanda mı? Ben sağlık üzerine çok çalıştığım için bir senedir sağlık üzerine daha çok şu an. Ama şu an biz sağlık üzerine uğraştığımız için neyin ne olduğunu çok zor. Yaşaya yaşaya gördün. Evet. Yaşıyorum zaten. Oyun. İşte öyle. En önemli şey, saygıdeğer izleyenler, Sıtkı Sencar diyor ki, kendisi akciğer kanseri değil mi? Evet. Akciğer kanseri, kemoterapiden uzak durun diyor. Bu mesajı alın saygıdeğer hastalar ya da hasta büyükleri. Mutlaka rağbet edin bu söze. Kulağınıza asın. Ölüm her şey yalan ama ölüm gerçek. Ama acı çekmeden ölelim istiyoruz. Sıtkı'nın da söylemek istediği bu. Sırım sırım sızlanarak ölmek var, bir de küt diye gitmek var kardeşim. Yani bizi ayaküstü öldürüyorlar. Evet, ayaküstü öldürüyorlar. Ayaküstü bizleri, yani ne diyeyim sana, yani herhangi bir şeyin içerisine attığın zaman onu yok ediyor. Yok ediyor, başka çaresi yok. Bilmiyorum. Saygıdeğer izleyenler, Sıtkı rahatsızlığı sebebiyle konuşmakta da zorlanıyor, fazla yormak da istemiyoruz. Onun verdiği mesajı inşallah aynı duruma düşmemişse de, aynı duruma düşecek insanlar kendilerine referans alsınlar. Bilsinler ki ölüm gerçek. Bunun için de bütün kötülüklerden kaçıp bilgilerini insanlarıyla paylaşsınlar. Yaşadıklarını paylaşsınlar ki aynı duruma düşecek insanlar düşmeden kurtulsun. Bir şey söylemek istiyorsan
dilinin döndüğü kadar bu insanlara söyle Sıtkı. Abi kem diyorlar, bırakıyorlar. Kemoterapi. Nedir kemoterapi? Nasıl kullanıyorlar? Nerede kullanıyorlar? Bunu kimseye söylemiyorlar. Tabi 1954 yılında bulunmuş kemoterapi. 1954'te. Evet, bugün hala kullanılmakta. Bugün hala kullanılmakta. İşte öyle. Evet, saygıdeğer izleyenler. Kardeşimizi fazla yormayalım. Sizlere saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Saygıdeğer izleyenler.